Merhaba arkadaşlar hepiniz kanala hoş geldiniz. Öncelikle abone değilseniz aşağıdaki abone ol tuşuna abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Bugün sizlerle birlikte DogeCoin analizi yapacağız ve e, güzel iki haber var. O haberin detaylarını ineceğiz dostlarım. Bitcoin ile ilgili hemen kısaca konuşmak istiyorum. Hala da e, fikrim geçerli, öngörüm geçerli. O beyaz çizgi kırıldığı zaman 20 Ocak'ta yani en az bir ay geçmesi lazım sağlıklı bir kırılım gelmesini istiyorsak ve güzel bir hacimle kırılması lazım bu önümüzdeki sürelerde e, beyaz çizgimizin haberiniz olsun o beyaz çizgi güzel bir hacimle ve sağlıklı bir şekilde kırıldıktan sonra alt de yükselişini yükselişine devam edeceğini kendi şahsımca düşünüyorum geçmişte her zaman bunu yaptı bitcoin ve alt takip etti bu süreci dogecoin 14 centli dostlar şu anda gördüğünüz üzere 14 centten işlem görmekte. Dibin dibi dediğim nokta 11 centti. Buralara düştüğünde de bence alım fırsatı olduğunu düşünmekteydim. Hala daha geçerli. Dogecoin'e yatırım yapmış ve Dogecoin'i iyi yerlere geleceğini düşünen yatırımcılar buralardan da ekleme yapabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi görüşüm yatırım tavsiyesi değildir haberiniz olsun Dogecoin'in iyi yerlere geleceğini bir dolarlara çok rahat bir şekilde ilerleyen zamanlarda oluşacağını da düşünmekteyim Hatta bir tarih yapmıştım bundan 5-6 ay önce 22 Nisan 2022 diye bakalım olacak mı göreceğiz tabi o bir e, fantastik bir tahmini Belki olur Belki olmaz hep birlikte zaten bu süreci birlikte göreceğiz Dogecoin'in 19 centle bir direnci var. Güçlü bir desteği. Kısa vadede al sat yaptırır mı? Bence yaptırmaz artık. Buraları dibin dibi toplamak için fırsat dostlar. Hacmi ne kadar düşük olduğunu sizler de görüyorsunuz. Binance'deki hacim 51 milyon dolar. Ama haberler nedense çok iyi. Fiyata da etki eder mi göreceğiz. Amerikalı The Last Leaf Fast food devleri McDonald's ve Burger King Dogecoin paylaşımları sonrası Amerika'da bulunan bir pub Dogecoin kabul edeceğini açıkladı. Gizemli balinalar milletvekilleri Doge ve Boğalt coinlerden alıyor. Şimdi şu iki habere bakacağız. Bunlar bizler için önemli. Dogecoin takipçileri için önemli. ABD'den halkın parası Dogecoin'e müjde. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Willie isimli bir restoran müşterilerin artık Dogecoin kullanarak ödeme yapabileceklerini duyurdu. Eyalet genelinde sosisli sandviçleriyle tanınan Willie Yums Doge kervanına katıldı. Müşteriler restoranın Dogecoin QR ödeme kodunu cüzdan uygulamalarından tarayarak ödeme yapabilecekler. Restoran sahibi Rob Williams, Dogecoin'in neden ödeme yöntemleri listesine eklemeyi seçtiğini açıklayarak, hatta sattığını ve maskot köpeği olan tasarımı nedeniyle kripto para birimine ilgi duyduğunu söyledi. Williams, Dogecoin'in popülaritesi nedeniyle Dogecoin kararı aldığını belirtti. İşletme sahibi, "Doge halkın parası diyorlar. Ucuz, alması kolay, ödeme yapması kolay." ifadelerini kullandı birkaç ay önce William'un ödeme yöntemine kripto para birimi eklenmiş olsa da Williams farkındalık eksikliği nedeniyle insanların kripto paraları sandviç almak için kullanmadığını söyledi. Girişimci kriptolar daha popüler hale geldikçe önümüzdeki aylarda daha fazla müşterinin ödeme yöntemi kullanacağını inanıyor. Williams daha fazla insanın ödeme yöntemini kullanmasını sağlamak amacıyla müşterilerin Dogecoin kullanarak sosyisi sandviçleri için ödeme yaptıklarında gelecek aya kadar %50 indirim yapacaklarını söyledi. Dogecoin ödemeleri farklı platformlarda etkinleştirildi ve birçok şirket hala kripto para biriminin ödeme yöntemleri listesine eklemeyi düşünüyor. Bildirildiği gibi ABD'nin en iyi burger restoranı Mr. Beast Burger sandviçleri için Doge ödemelerini kabul edebileceği konusunda açıklama yaptı. İki şirket ekliyor. Mr. Beast Burger'dan sonra ABD merkezli bir içecek zinciri tarafından da kabul edildi. ABD merkezli içecek şirketi The Last Leaf, Burger King ve Mr. Beast Burger'dan sonra Dogecoin ile ödeme kabul etmekte ilgilendiklerini belirten gıda ile birlikteki sonraki işletme olarak kayıtlara geçti. Bir gıda şirketi daha önce Dogecoin'i kabul edecek gibi görünüyor. 2006 yılına dayanan bir pub olan Phoenix, Arizona'daki Last Leaf artık ödemeler için Dogecoin kabul edeceğiz diyor. Son gelişime uğramayı çok istediğini söyleyen Dogecoin kurucu orta, Billy Marcus tarafından memnuniyetle karşılandı. McDonald's'ın reddetmesinin ardından Dogecoin yaratıcısı şirketlerin Dogecoin'i kabul etmesini isteyen hayranlara ipuçları vererek şunları söyledi. Şirketlerin Dogecoin'i kabul etmesini istiyorsanız unutmayın. Sakin olun. İnsanlar geri zekaları dinlemezler. Onlara bunun kendileri için neden faydalı olduğunu gösterin. Kazan kazan senaryoları oluşturun. Topluluğun ne kadar ilgili ve havalı olduğunu gösterin. Haklı veya kızgın davranmayın. Elon Musk McDonald's doç almaya başlarsa televizyonda Happy Meal yemeği söz verdiğinde şirket saygıyla reddetti. Ancak Tesla CEO'sunun tweet'i Burger King'in resmi Twitter sayfasından destek aldı. İkincisi Doge topluluğundan sevgili kripto para birimine ilgi duyduğu için yorumladığı şifreli bir mesajla yanıt verdi. Elon Musk'ın McDonald's'a yönelik son tweetinden sonra Mr. Beast Burger'da benzer şekilde Doge oyunu kabul etmekle ilgileniyor gibi görünüyordu. Facebook şirketi şöyle tweet attı. Elimle yasaklı etiketlemiş. Bunu retweetlerseniz Dogecoin'i kabul etmeye çalışırız. Bill Marcus, Elon Musk yerine Mr. mesajını retweetledi ve Doge Army'nin bunun yerine yoğun bir angajman alacak kadar güçlü olduğunu belirtti. Dogecoin kullanıcıları Mr. Burger ve Burger King'in kabulünü çerçeveleyen en son gelişmeleri merakla takip ediyor. Herhangi bir gelişmede tekrardan bunları sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bitno.com'u kullanıyoruz borsa olarak açıklamalar linkine de koyarım dostlar.